Herkese merhaba, basketbol kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Koç. Nasıl etkileyici sıçrama yapılır? Antrenmanların eğitim videosunun üçüncüsüne hoş geldiniz. İlk iki videoda izlediğiniz gibi sıçrama antrenmanlarımızı yapıyoruz. Daha sonra antrenman sonunda mutlaka hem dinlenmek amaçlı hem de aktif dinlenerek bu hareketleri yapmanız çok önemli. Sadece sıçrama antrenmanı yapıp gitmek tabii ki yararlı ama bu antrenmanla birleştirirseniz %100 etkisini göreceksiniz. Mutlaka sıçrama antrenmanlarından sonra bu antrenmanı kesinlikle yapmalısınız. Evet, şimdi ben size söyleyeyim nasıl yapacağız. Önce sırt üstü iki hareketimiz var. Sonra yüzüstü yatacağız. Süpermen hareketini biliyorsunuz, onu yapacağız. Böylelikle üçüncü sıçrama videosunda bitireceğiz. Başlayalım yavaş yavaş. Şimdi sırt üstü yattık. Şöyle yapıyoruz. Karın kasımızı tabii geliştireceğiz en başta. Karın ve sırt kasları çok önemli sıçramada. Normal mekikten bir yana, normal mekik, yarım mekik biliyorsunuz bunu yapmayacağız ama şimdi şöyle yapacağız. Sol dizimizle sağ elimizi ortada birleştireceğiz. Çapraz yapacağız, tamam mı? Bunu tabii 15-3 tekrar yapabiliriz. 3 set 15 tekrar. Sonra diğer aya geçeceğiz. Çapraz olarak yapacağız. Başlayalım. 1 2 3 elimizi açıyoruz. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 yaptık. Normalde 30 saniye dinlenirsiniz. Ben şimdi videoda çok sizi sıkmak istemiyorum. O yüzden diğer ayağa geçelim. Gene aynısı. Sol el açık. Sağ dizimizin ortada birleştiriyoruz sağ dizimizle beraber. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Evet, şimdi ikisini birden yapacağız. İki el açık. Ondan sonra gene ortada birleştiriyoruz. Başlayabiliriz. Eller arkada tekrar. Dizler kırık pozisyonda. Gene 15 tane yapacağız. Başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Evet. Bu yeterli. Tabi set aralarında bir dakika, 40 saniye, bir 50 saniye dinlenmek gerekiyor. Ben burada hızlı yaptım. Mutlaka normal mekikten daha fazla yararını göreceksiniz. Zaten ben ikinci setten sonra karnımdaki çalışmayı hissettim. Siz de yapın, mutlaka hissedeceksiniz. Şimdi ikinci hareketimiz de yüzük oyun yatıyoruz önümüzde. Süpermen hareketini biliyoruz. Herkes biliyor tabii ki de. Yattık. Burada tabii önce süpermen hareketiyle başlayacağız. Bütün ellerimi ayaklarımı kaldıracağım havada. 10 saniye duracağız. Ve tekrar dinleneceğiz. Bir dakika dinlendikten sonra 3 set yine aynısı. Havada aynı anda durup tekrar yapacağız ve daha sonra ben diğer hareketi göstereceğim. Şimdi yapmaya çalışalım süpermen hareketini, bilmeyenler olursa
yüzük oynatıp eller ve kollar gergin bir şekilde kafa ileri bakıyor, vücut ileri doğru. 10 saniye havada durmaya çalışıyoruz yani. Göğsümüzün üstünde duruyoruz. Başlayalım. Bıraktık. Evet, şimdi bunu bir daha yapacağız. Dinleniyoruz biraz. Siz tabii bir dakika dinlenin, ben tekrar başlayayım. Ben 10 saniye olmasa da gene yapmaya çalışacağım. Hareketi göstermek için tekrar yapıyorum. Başladım. Bıraktım. Evet, ikinci seti de yapmış olduk. Şimdi son seti yapıyoruz. Son setten sonra göstereceğim. Bu hareket etkili gerçekten. Gene aynı harekete benziyor ama farklı. Evet, sonunu geçtik. Son başladık. Bıraktık. Evet, şimdi hareketimiz şu. Gene Superman pozisyondayız. Fakat şöyle olacak. Bu sefer sol kolum ve sağ bacağımı kaldırıyorum sadece. Çapraz olarak. Tamam. Yine bir 10 saniye duracağız. Tekrar bir dakika dinlenip bu sefer diğer ele geçeceğiz. Bu bir set oluyor. Tekrar 2 ve 3 set yapacağız. Şimdi göstereyim ilk seti. Sadece sol el ve sağ ayağı kaldırıp 10 saniye bekliyorum. Diğer eller ve ayaklar aşağıda. Bakın başlıyorum. On saniye olduysa yeterli. Şimdi sağ el, sol ayağımı kaldırıyorum bacağım beraber, tamam. Ve diğer eller aşağıda olacak. Başladım. Bıraktım. Bu bir set. Bunu tekrar 2 ve 3 setleri yapacağız. Şimdi yapmıyorum ben. Siz zaten gösterdiğim gibi hareketi yapacaksınız. Bunu da 3 set yapıp bırakabilirsiniz. Çok etkili, mutlaka yapın. Etkisini göreceksiniz. Yaparken mutlaka boynumuz ve kafamız karşıya bakacak. Yere bakmıyoruz. Karşıya bakmamızın sebebi omuriliğe kadar omuriliğimizi zorlamamak ve omurilikten yanlarındaki sırt kaslarımız da çok bir şey iyi şekilde geliştiriyor. Böyle yapın. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bu videoda olduğu gibi bütün videolarımın altına da yorum yapmayı unutmayın. İstediğiniz bir antrenman programı bireysel olarak özellikle varsa lütfen bana yazın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.